Acele yok beyler, paraya bakalım önce. Gör tabii gör, çantayı ver. Burada işte, doya doya bak. Eyvallah. Bunları sayması uzun iş ya. Saymazsın o zaman. Atıf Bey'e kazık atılmayacağını bildiğinize göre... Uzattın ama Macit. Şaka yaptık, kızma hemen. Hadi bana eyvallah. Atıf Bey'e selamlar. Baş üstüne. Alo Atıf Bey. Aldın mı paketi Macit? Aldım Atıf Bey, ben de. Müteahhit sorun çıkarmadı değil mi? Hayır, her şey yolunda, merak etmeyin. İyi. Yükle gezme, ofise gel bir an önce. Yoldayım zaten, geliyorum. Almış parayı, geliyor. Aferin Macit'e. Çok beklersin gerizekalı. Alo, şimdi çıktı otelden abi, arabasına bindi. Yalnız mı? Yalnız. Güzel, bırakma peşini. Sakin bir yere gidene kadar izle. Tamam, takipteyim abi. Paramı getir bana Ferhat. Macit hayvanla hak ettiği cezayı kes. Bana paramı getir. Anladın değil mi? Anladım Atıf Bey. Bu gece sakin gibi değil mi? Öyle vallahi. 2 saat daha durup kaçalım. Sonra zor oluyor sabah kalkıp gelmek. Kaçarız. Gördün mü manyakları? Fırla fırla. Öndekini. Alo abi. Polis düştü peşimize abi. Ben sıyrıldım kaçtım. Macit'i takip ediyorlar. Olacağı buydu. Allah kahretsin. Ne yapmamı istiyorsunuz abi? Hemen kaybol oradan. Çabuk dön buraya. Tamam abi. Kaçma, dur! Dur! Kaçmayın lan! Aa! Manyak herif! Mustafa ne yaptın? Ateş ediyor, görmedim. Nabız yok, öldü adam. Öldürdün herifi. Kim bilir neler kaçıyordu. Manyağın tekiydi, görmedim. Ateş etti bizi. Ekiplere anons geç. Özkan! ...38-45 merkez. Dinlemedeyim. Yolunda çatışma. Polis memuru yaralandı. Acil ambulans. Tekrar ediyorum. Polis memuru yaralandı. Acil ambulans. Anlaşıldı, tamam. Sen iyisin değil mi Mustafa? Baktı mı sadıkçılar? İyiyim başkomiserim, bende bir şey yok. Başkomiserim bakar mısın? Geçmiş olsun. Ne diyelim? Al. Sağ olun Mesut komiserim. Çok yormak istemiyoruz seni ama nasıl olduğunu kısaca anlatabilir misin bize? Anadolu Hisarı yolundaki kavşakta bekleme yapıyorduk Özkan'la. Sonra birden hızla bu araç geçti önümüzden. Bir de peşinde başka bir araç. Yarış gibiydi. Takıldınız mı peşlerine? Tabii. Özkan direksiyondaydı. Arayı kapattık bir süre sonra. İkinci araç bir dönüşten saptı, kayboldu. Ama bu basmaya devam etti. Birinci ve ikinci araç arasında çatışma falan var mıydı Mustafa? Hayır. Zaten biz de durana kadar silahlarımızı çıkarmadık. Kestiniz önünü, durdurdunuz. Sonra ne oldu? Adam silahıyla indi araçtan. Başladı bize ateş etmeye. Biz de silahları çektik ama karşılık vermedik hemen. Özkan çıktı arabanın arkasından. Son kez uyarırken... O sırada mı isabet aldı? Evet. Ne olduğunu anlayamadan bir baktım yanımda yatıyor öyle cansız. Sonra ben de... Anlaşıldı Mustafa. Gerisi malum. Ali! Ali! Efendim abi. Mustafa'yı bizim araçtan merkeze alıyoruz. Detaylı ifadeye orada devam edeceğiz. Tabii başkomiserim. Hadi bu taraftan buyurun. Ölen adamın kimlik taramasından çıktı mı bir şeyler? Daha çıkmadı. Merkezde bakacağız rahat rahat. Nasıl olsa artık bir yere gidemez. Var mı başka bir şey? Hadi gidelim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Evet, portakal suları taze. Sağ ol. Ağır geçmiş dün gece. Gazeteden okudum. Bu şehit polis... Özkan, kör kurşun işte. Ne zaman, nerede geleceği belli olmuyor. Ama sonuçta biz birini daha kaybetmiş oluyoruz. Ne denir bilmiyorum ki. Deme bir şey, boş ver. Sende ne var ne yok? Eski davalara geri döndüm. Bayağı boşlamışız işleri. Sıkışık mı programı? Bugün 2 duruşmam var. Ertesi gün de öyle. Neden sordun? Arada bana yer var mı diye merak ettim. Sekreterimi ara, yardımcı olsun. Ben şimdi hatırlayamam bütün programını. Ya demek öyle. O zaman şöyle yapalım. Ben seni bir bahaneyle gözaltına alayım. Yani sekreterini hiç rahatsız etmeden rahat rahat görüşebiliriz. Olur, görüşelim. Zaten alışkanlık yaptı sayılır. Emniyet mi? Hayır, sen. Ben bu polisi bir yerden tanıyacağım ama... Hangisini? Özkan'ı mı? Yok, şehit olan değil, diğeri. Mustafa olabilir mi bu adamın adı? Mustafa Gediz. Nereden tanıyorsun? Site davasından. 2 sene önce falandı. Oturduğu sitedeki bir komşusuyla kavga etmiş. Adamı darp etmiş Mustafa. Ben temsil etmiştim davada komşusunu. Yani ciddi bir şey değildi. Ya değildi. Zaten anlaşmıştık sonunda. Ama Mustafa bayağı zorlaştırmıştı işleri. Tekin bir tip değildi yani. En azından benim aklımda öyle kalmış. Neyse, kalkalım mı yavaş yavaş? Merkeze geçmem lazım. Kalkalım. Beni bırakır mısın ofise? Tabii, bırakırım. Tamam. Para yanında değil miydi Macit? 500.000 YTL bu. Nasıl kimse teklif etmemiş? Etmediklerine göre paradan kimsenin haberi yok. Anlamadım, ne demek bu? Anlaşılmayacak bir şey yok. Parayı iç etmişler. Kim iç etmiş? Şu 2 polis. Hayatta kalan hangisi ise para onda demektir. Göz göre göre uçtu gitti para. Onu mu diyorsun yani? Tam tersi Atıp Bey. Böylesi daha hayırlı oldu diyorum. Doğru. Macit yakalansa ötmüştü çoktan. Hem para temelli gitmişti, hem de biz yakayı ele vermiştik. Şimdi para orada bir yerde. Resmi olarak el konulamadığına göre iç edenden her zaman geri alabiliriz. Tabii kimin aldığını öğrenebilirsek. Onu da buluruz. Bir isim yeter bize. Bir tek isim. Göreyim seni Talat. Asayiş Şube Polis Memuru Aylin ben, buyurun. Alo, iyi günler. Ben Emniyet Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nden Komiser İrfan Atılgan. Buyurun İrfan Komiserim. Sizin şu dün geceki olaya karışan memur. Neydi adı? Bir dakika, şurada yazılı. Şehit olan arkadaş değil de öbürü. Komiser muavini Mustafa Gediz. Bizdeki sorgusu bitti ama görüşecekseniz... Neyse, sonra ulaşırım ben kendisine. İyi günler, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Çay yeni çıkmış. Harika, sağ ol. Anlatıyordu. Geldi işte, bir yafra bir tafra. Çarptı kapıya, girdi küçük odaya. Sabaha kadar da çıkmadı. Ayrı yattınız yani dün gece. Öyle oldu. Ne hali varsa görsün vallahi. Ben haklıyım sonuçta. Onda değişen bir şey yok. Kim olsa çıldırmaz mı? Çıldırır, çıldırır belki de keşke önce bir anlayıp dinleseydin. Ne anlayacağım ya? Elimi sallasam bunun eski kız arkadaşlarından birine çarpıyor. Yok liseden arkadaşı, yok mahalleden tanıdığı. Burama kadar geldi. Hayır, biliyorsun sonunda huyumu. Niye yüz veriyorsun durup dururken, değil mi? Orası da öyle. Zeynep, yanlış anlamazsan bir şey önermek istiyorum. Söyle ya, neyini yanlış anlayacağım? Bu kıskançlık falan, yanlış anlamalar vesaire. Hani sizde çok sık problem oluyor ya. Evet, hep Murat'ın yüzünden. İşte çiftlerin bu tip huzursuzluklarını giderebilen uzmanlar var. Psikolog gibi mi? Tam değil, yani ilişki uzmanı da denilebilir. Çiftleri sakince oturup konuşmaya, anlaşmayı teşvik ediyorlar. Anlaşmazlıkları çözmek için yol gösteriyorlar. Benim bir kuzenim var, eşiyle gitmişti böyle birine. Çok faydasını gördüler. Eğer düşünürsen... Bana kalsa hemen gidelim ama Murat laftan anlar mı? Ya anlasa bunlar olmaz bir kere. Günaydın. Günaydın. Sana değil, Aylin'e günaydın. Bak işte, adam bu. Kazma resmen. Haklı mıyım, haksız mıyım? Ölüyle geçirilen Macit Şentanır'ın sabıka dosyası Rıza Baba. Epey kabarık. Öyle mi? Neler var? Uyuşturucu dağıtıcılığı, tahsilat işleri, ruhsatsız silah bulundurma vesaire. Su testisi su yolunda yani. Öyle de. Keşke bizden birini de yanında götürmeden tek başına kırılıp gitseydi. Keşke. İfadelerden ne çıktı? Olay yeri raporuyla karşılaştırma yapıldı mı? Yapıldı Rıza Baba. Mustafa'nın anlattıklarıyla olay yeri bulguları tutuyor. Yani her şey Mustafa'nın anlattığı gibi gerçekleşmiş diyebiliriz. O kadar acele etmeyelim. Bazı parçalar eksik gibi. Şehit polis memuru Özkan mesela. 7 yıldır Beyoğlu bölgesinde çalışıyormuş. Yani adam kesinlikle acemi değil Rıza Baba. İşte içime sinmeyen de bu. Özkan gibi tecrübeli biri ateş altındayken saklandığı yerden çıkarak kendini tehlikeye atar mı? Macit'i uyarmak için. Ona seslenmek için çıktığını söylemiş Mustafa ama... bu daha da saçma. Ya öyle mi? Evet öyle. Nesi saçma? Birini uyarmak için oturduğun yerden de seslenirsin. Ortaya çıkıp da boya hedefi olmaya gerek yok. Bunu akademi 1. sınıf öğrencileri bile bilir yani. Onlar bilir, ben bilmem. Öyle mi? Onu demek istemedim. Bilerek yanlış anlıyorsun. Doğru anlat o zaman. Zeynep. Çocuklar. Siz iyi misiniz? Pardon Rıza Baba. Evet. İyiyiz. İyi. Devam edebilir miyiz? Diğer polis Mustafa Gediz hakkında ne biliyorsun? Mustafa da tecrübeli bir memur. 4 senedir İstanbul'da görev yapıyor. Sokakların yabancısı değil. Bunun dışında tek başına yaşıyor, nişanlı. Nişanlısı Nil isminde bir bankacı. Bir de Seyhan bir şeyden bahsetmişti. Mustafa ile ilgili mi? Evet. Bir 2 sene önce komşusuyla arasında bir anlaşmazlık yüzünden mahkemelik olmuşlar. İşin içinde darp da varmış galiba. Arıza bir tip miymiş yani? Seyhan öyle dedi. Araştırmak lazım tabii. Avukat hanımın bir bildiği vardır canım. Neyse, dediğiniz gibi araştırmak lazım. Amirim bir de Mustafa Gediz'le bugün hukuk şubede görüşecekti. Önce bizden telefonla ulaşmaya çalıştılar ama sonradan kendileri bulmuştur herhalde. Bizdeki sorgusu bu sabah bitmişti adamın değil mi? Evet Rıza Baba, evet. Bakalım hukuk şubede neler anlatmış. Alo? Hukuk şubeden Necati Başkomiser istiyorum. Buyurun Rıza amirim. Bir şey soracaktım Necati. Şu komiser muhabiri Mustafa Gediz. Dün gece şehit verdiğimiz olaydaki diğer memur. Nasıl geçti sizdeki sorgusu? Ne sorgusu Rıza amirim? Biz çağırmadık ki adamı. Çağırmadınız mı? Hukuk şubeden komiser İrfan Atılgan direkt kendi aradı bizim şubeyi. Ben konuştum. Sizden komiser İrfan aramış bizimkileri. Bizde o isimde biri yok Rıza Baba. Bir hata olacak. Evet Necati. Bir yerde bir hata var. Sağ ol. Sağ ol. Ne demek bu Rıza Baba? Birileri Mustafa'yı sorduğuna göre... Dün geceki olayın altında başka bir iş var demektir. Aynen öyle. Takibe alsak Mustafa'yı. Acele etmiş oluruz bence. Adam belli ki kurt. Avcumuzu yalamayalım sonra. Doğru, doğru da bir şeyler yapmak lazım. Sokakları kokluyoruz çocuklar. Macit'le başlayalım. Kime çalışıyormuş son zamanlarda öğrenelim. Çıkalım o zaman hemen. Hadi. Ali, arabayı hazırlat. Murat, Zeynep siz kalın biraz. Tabii Rıza Baba. Oturun.